Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle kesirler konusunu göreceğiz. Kesir kavramına şekil üzerinden bakalım. Kare şeklinde bir bütünümüz var. Karemiz bölünmemiş durumda olduğu için biz ona bütün deriz. Ardından karemizi iki eş parçaya bölelim ve bir parçasını boyayalım. İşte bu boyadığımız parçayı göstermek için biz kesirleri kullanırız. Bir bütünün eş parçalarından birini veya birkaçını gösteren sayılara kesir sayıları denir. Örneğin bu karemizi temsil eden kesrimiz 1 bölü 2 kesridir. Bu kesir şekildeki gibi yazılır. 1 bölü 2 veya 2'de 1 şeklinde okunur. Peki bu sayılar neyi ifade ediyor? Bakalım. Kesir yazarken ortaya çizdiğimiz çizgi kesir çizgisidir. Kesir çizgisinin altına bütünümüzü kaç parçaya böldüğümüzü gösteren sayı yazarız. Ve bu sayıya da payda deriz. Kesir çizgisinin üstüne ise böldüğümüz bütünden kaç parça aldığımızı veya boyadığımızı belirten sayı yazarız. Bu sayıya da pay deriz. Örneklerimize bakalım. Bu dikdörtgenimiz 6 eş parçaya bölünmüş. 4 tanesi de boyanmış. Kesir çizgimizi çizelim. Altına şeklimizi kaça böldüğümüzü yazalım. Yani 6. Daha sonra üstüne de kaç parçanın boyandığını yazalım. Yani 4. Evet, kesrimiz bu şekilde yazılır ve 4 bölü 6 ya da 6'da 4 diye okunur. Bir örnek daha yapalım. Bu bütün dairemiz ise 4 eş parçaya bölünmüş. 3 tanesi de boyanmış. Bu sayıları kesir çizginize yerleştirelim. Bu kesrimizde 3 bölü 4 veya 4'te 3 şeklinde okunur. Ancak şuna dikkat edelim çocuklar. Kesir yazabilmemiz için şeklin eşit parçalara bölünmüş olması gerekir. Parçalar birbirinden farklı büyüklüktelerse kesir yazamayız. Örnek şekillere bakalım. Şekillerdeki kare ve dikdörtgenler farklı büyüklükte parçalara bölünmüş. Bu durumda boyalı alanları kesir olarak belirtemeyiz. Ancak bu şekilde eşit olarak bölündüğünde rahatça kesirlerimizi yazabiliriz. Kesirler üçe ayrılır çocuklar. Basit kesirler, bileşik kesirler ve tam sayılı kesirler. Basit kesir payı paydasından küçük olan kesirdir. Örneğin 1 bölü 5, 3 bölü 6, 5 bölü 8, 2 bölü 4 kesirleri basit kesirdir. Basit kesirleri sayı doğrusunda gösterirken basit kesirler her zaman 0 ve 1 arasında yer alır. Payda sayı doğrusunun kaç parçaya ayrılacağını, pay ise kesirin yerini ifade eder. Şekildeki sayı doğrusuna bakalım. 0 ve 1 arası 5 eşit parçaya bölünmüş ve ikinci parça işaretlenmiş. Böylece 2 bölü 5 kesri belirtilmiş. Bir örnek daha yapalım. 4 bölü 6 kesrini sayı doğrusunda gösterelim. Sayı doğrumuzda 0 ve 1 aralığını 6 eşit parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çizgi çizerek 6 eşit parçaya bölmüş oluyoruz. Ardından her bir parçanın isimlerini yazalım. 1 bölü 6, 2 bölü 6, 3 bölü 6, 4 bölü 6, 5 bölü 6 ve 6 bölü 6. 4 bölü 6 kesrini bulup işaretledik. Şimdi bir de bileşik kesirlere bakalım. Bileşik kesir payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirlerdir.
Örnek olarak 7 bölü 6 sayısına bakalım. Paydamız şekli kaç parçaya böldüğümüzü gösteriyordu. Bu yüzden şeklimizi 6 parçaya böldük. Ancak 6 parçadan 7 parça almamız gerekiyor. Bu durumda bir bütüne daha ihtiyacımız var demektir. İlk bütünümüzün tamamını yani 6 parçasını boyadıktan sonra ikinci bütünümüzü de 6 parçaya bölüyoruz. Ve ihtiyacımız olan bir parçayı da buradan alıyoruz. Böylece 7 bölü 6 kesrimizi oluşturmuş oluyoruz. Şekildeki kesri inceleyelim. Paydamızı yazalım. Şeklimiz 4 parçaya bölündüğü için paydamız 4. İlk bütünün tamamı boyandığı için 4 parçayı da alıyoruz. İkinci bütünümüzde ise 3 parça boyanmış. Bu durumda toplam 7 parçamız boyanmış. Ve payımız 7 oluyor. Kesrimiz 7 bölü 4 veya 4'te 7. Bileşik kesirler sayı doğrusunda her zaman 1 veya 1'den sonra yer alır. Şimdi de 6 bölü 6 kesrini inceleyelim. Bu kesir bir şeklin 6'ya bölünüp tamamının boyanmasıyla oluşur. Bütünün tamamı boyandığı için bu kesir aynı zamanda bir bütünü ifade eder. 6 bölü 6 kesrine bir de sayı doğrusunda bakalım. Sayı doğrusunda 0 ve 1 aralığı 6 eş parçaya bölünür. Her birine kesir olarak karşılığı yazılır. 1 bölü 6, 2 bölü 6, 3 bölü 6, 4 bölü 6, 5 bölü 6 ve 6 bölü 6. Burada 6 bölü 6 kesri bir bütün ifade ettiği için bir sayısı ile aynı yerde bulunur. Bir de 5 bölü 3 sayısına bakalım. Sayı doğrumuzu çizelim. 0 ve 1 aralığı 3 eşit parçaya bölünüyor. Aynı şekilde 1 ve 2 aralığı da 3 eşit parçaya bölünüyor. Kesirlerimizi yazıyoruz. 1 bölü 3, 2 bölü 3, 3 bölü 3, 4 bölü 3, 5 bölü 3 ve 6 bölü 3 kesirleri 1 ve 2 sayılarının arasına denk geliyor. 5 bölü 3 kesrini bulup işaretliyoruz. Son olarak da tam sayılı kesirlere bir göz atalım. Tam sayılı kesir en az bir bütün ve bir basit kesirden oluşan kesirdir. Örneğin şekilde verilen kesirde bir bütün tamamen boyanmış ve bir bütünde 8 parçaya bölünüp 3'ü boyanarak 3 bölü 8 basit kesri oluşturulmuş. Tam sayılı kesirler yazılırken öncelikle bütün sayısı belirtilir, ardından basit kesir yazılır. Bu şekilde yazıldıktan sonra önce tam sayısı, daha sonra basit kesir okunur. Yani örneğimize göre 1 tam 3 bölü 8 şeklinde okunur. Bir örnek daha yapalım. Şekilde 3 bütün verilmiş, 2 tanesinin tamamı boyalı. Bu durumda tam sayımız 2. Tam sayımızı yazıyoruz. Ardından basit kesrimize bakıyoruz. Bütünümüz 6 eş parçaya bölünmüş. Bu yüzden paydamız 6. Bu eş parçalardan bir tanesi boyandığı için de payımız 1. Ve bu şekilde yazılan kesrimiz 2 tam 1 bölü 6 veya 6'da 1 şeklinde okunur. 1 tam 2 bölü 3 kesrini sayı doğrusunda inceleyelim. Sayı doğrusunda 0 ve 1 aralığı yine 3 eşit parçaya bölünecek. 1 ve 2 aralığı da aynı şekilde 3 eşit parçaya bölünecek. Kesirlerimizi yerleştiriyoruz. Yine 3 bölü 3 kesri
bir tam ifade ettiği için birin üzerinde artık tam sayılı kesri bildiğimiz için ve elimizde bir tam olduğu için devamında tam sayısını belirterek yazıyoruz. Bir tam 1 bölü 3, bir tam 2 bölü 3 ve bir tam 3 bölü 3. Yine burada 3 bölü 3 kesri de bir bütüne ifade ettiği için bir tam zaten elimizde vardı. 3 bölü 3 de bir tam anlamına geldiği için 2 tam elde etmiş oluyoruz. Bu yüzden bir tam 3 bölü 3 kesri de tam olarak 2 sayısının üzerine geliyor. Şimdi bir de birim kesirler nasıl sıralanır? Bir bakalım. Öncelikle birim kesir nedir? Birim kesir payı 1 olan kesirdir. Her zaman payı 1'dir. Paydası değişebilir. Şekildeki örneklere bakalım. 1 bölü 4, 1 bölü 9, 1 bölü 3, 1 bölü 5 ve 1 bölü 12. Buradaki kesirlerin her biri birim kesirdir. Burada bütünümüzün kaç parçaya bölündüğü önemli değildir. Kaç parçaya bölünürse bölünsün her zaman sadece bir parçası boyanır. Şekil üzerinde bakalım. Eşit büyüklükte iki dikdörtgenimiz var. Birisi dört parçaya bölünmüş, biri boyanmış. Yani 1 bölü 4 kesri oluşturulmuş. Diğeri 10 parçaya bölünmüş, biri alınmış. Yani 1 bölü 10 kesri oluşturulmuş. Şekillerin büyüklüklerine baktığımızda 1 bölü 4 kesrinin 1 bölü 10 kesrinden büyük olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden kısa yol olarak paylara eşit olduğu için paydalarından hangisi daha küçükse o kesrin daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bir örnekte daha bakalım. Yine 3 tane eşit büyüklükte dikdörtgenimiz var. Bir tanesi 2 parçaya bölünmüş, bir tanesi 3 parçaya bölünmüş, bir tanesi de 4 parçaya bölünmüş ve her birinden birer parça boyanmış. Bu durumda 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 4 kesirleri oluşturulmuş. Baktığımız zaman en büyük parçanın 1 bölü 2 kesirine ait olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden bu 3 kesir 1 bölü 2 büyüktür, 1 bölü 3 büyüktür, 1 bölü 4 şeklinde sıralanır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.